Sepet verin. Ver ver ver. Tarım var ya. Topladım alır mı? Yağını ver. Yağını çıkartın. Sarap Hanım orada. Sarap Hanım nerede? Evet. Sarap Hanım. Efendim orada yenge Hanım var. Tamam ya, getir. Yandan bırakın bir de konuşmayı da sen de artık. Ben konumu mekana bekliyorum. Keşke getirseydiniz abi ya. Bana bana sayın vekili misin? Cümle kullandım. Ver hanıma mekana sen gel. Aynen. Bu arada canlı yayında sosyal medyada kaç kamerayla birlikte. Buradan başlayalım zaten. Gel sabah gel. Yağmur yağmadığı için biraz toz olduk da ama pazar günü Beytlerimiz meşhur. Kaymakam Bey, halhalim mi bu? Halhalim, şey, Sarap Hanım özellikle. Evet, Sarap Hanım. Anlattım. Bu sofralı, halhalık. Halhalık bu. Bu özel bir zeytin. Bu da evet. Aslında Antakya orijin ama kilis de yoğun. Ama Antakya altımızda da. Sofralı olarak bu zeytin kullanıyor. Gel ablam gel, eyvallah. Ben gidip burada. Tabii yapıyoruz. Bir meşhur zeytin değil mi? Sayın Kutu. Bak hala. Bak hala. Aynen. Yayın kameralarını kapatacağız. Hangileri sorunları mı? Ben oraya gidiyorum. Tamam. Tamam. Böyle anansızı şurada. Evet. Ayrı bir anansızı. Şöyle getirin. Halkali. Yayın kim yapıyor? Sen mi yapıyorsun? Tekrar. Ajanslar da oraya alsana bir. Ajanslar da Sarap Hanım'ın oraya geçebilir mi? Sarap Hanım var ya Sarap Hanım. Abi canlı yayındaki Sarap Hanım. Sen canlı yayındasın oraya. Gel. Gel oğlum git sen oraya ablanı. Gel oraya. Gel 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 Sarap Hanım. Gel 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 Sarap Hanım. Tamamdır efendim. Nişan Hanım'la beraber şöyle yan yana bir fotoğraf alabilir miyim? Tamamdır. Çok bereketli. Allah razı olsun. Ellerine koy. Uzat bakalım. Bütün Türkiye reklamını yapıyor. Hazır ağabeyin başkanı burada. Başkanım benim belediye başkanım. Gel başkanım. Gel, hoş geldin. Selam. Hoş geldin. Hoş geldin. Şeref verdin abi. Gel abi gel. Gel topla abi. Ben de olmaz. Ben de olmaz. Buyur.
Vekiller bereketli olsun, başkanlar bereketli olsun. İbrahim Başkanım hoş geldin. Ama İbrahim Başkan hal haliyi görünce hemen daldı yani. Rıfat Bey. Hoş geldin. Selamünaleyküm. Vekilim hoş geldin. Nasılsın abi? Buyurun abi. Dolma sepeti vereyim ben sana. Getir sepeti nerede? Eyvallah. Hemen abi devam et. Başkanım hoş geldin. Hey biri, bu biri de ya. Gel abi. Tamam. Efendim bir tane bu beyazı. Güven kendin olsun. Tamam ola. Çekin çek. Evet efendim. Şurada bir fotoğraf alalım. Evet. Üfeyle mi? Mehmet. Evet. Şu Hamit abinin sepetine biraz zeytin atar ya. Hamit abi senin sepette mi zeytin yok ya? Başkan düşme ha. Aman amca. Geri. Başkanım, bir saniye abi. Fazla atlayıp elinizi yeterli Hemen etiketini koy. Aferin zeytin ağacı. Şöyle geçerim abi. Şurada bir bekleyin. Abi bir yerleşsinler. Ondan durun. Sayın Hatay Milletvekilleri, Sayın Milletvekilleri, 6. İlçe Kanunu, Belediye Başkanları, Belediye Başkanları, Belediye Başkanları, Belediye Başkanları, evet, sonra da yapıp getirip oluruz, değerli üyeler. Mikrofon nerede? Tamam. Sayın milletvekilleri, Sayın Altınözü İlçe Kaymakamı, Sayın Belediye Başkanları, Sayın İl Başkanı, değerli protokol üyeleri,
Sayın Altınözlüler, Hatay Valiliği himayelerinde Altınözlü Kaymakamlığı ve Altınözlü İlse organizasyonu ile düzenlediğimiz 4. Altınözlü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'ne hoş geldiniz. Üç yıldır düzenlediğimiz festivalimizi COVID-19 salgını nedeniyle bu sene dijital platformda gerçekleştiriyoruz. Festival programında sınırlı katılımla sezonun ilk zeytin hasadını siz değerli protokol üyeleriyle beraber gerçekleştirdik. Bereketli bir sezon olmasını temenni ederiz. Arz ederim. Festival açılış konuşmasını Altınözü Belediye Başkanı Sayın Rıfat Sarı yapacaklardır. Çok kıymetli milletvekilleri, değerli kaymakamım, çok kıymetli ilçemizin değerli misafiri Sahrap Hanım, belediye başkan arkadaşlarım, ilçe başkanlarım, muhtarlarımız ve üzülerek söylediğimiz bugün binlerce, on binlerce vatandaşımızın katılımıyla yapamadığımız bütün hemşehrilerimizi buradan sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bugün dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz Zeytin ve Zeytinyağı Festivalimizin. Buruk geçiyor ama hamdolsun ki biz zeytin yağını ve zeytinini, özellikle Altınözü zeytin ve zeytinyağını tanıtmaya ve tattırmaya devam edeceğiz inşallah. Buradan ben bütün hemşehrilerimin hasat mevsimi bereketli olsun. Rabbim hayırlı bereketli bir sezon olsun istiyorum. Devam edeceğiz. Altınözü'nü markalaştırmaya kadar, en güzel markalarını oluşturmaya kadar, ulusal ve uluslar arası pazarlarda yerini alana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz. İlk geldiğimiz günden bugüne kadar ben başta bölge milletvekilimiz olmak üzere bütün bölge milletvekillerimize, Cumhur İttifakı, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerime ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun. Her zaman Altınözü ön safta. Biliyoruz ki hepsinin ortak paydası Altınözü. Altınözü'nün çok sevdiklerini biliyoruz. Onun için sayın milletvekillerim, buraya kadar gelmişken hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman bizleri yalnız bırakmıyorsunuz. Bizim çok önemli, olmazsa olmazımız yollarımız var. Ama bütün milletvekillerimiz burada, ortak paydamız, ortak sevdamız Altınözü. Şu yollarımızı bir an önce gelirken görmüşsünüzdür, güzel yolda geldiniz. Dediniz ki içinizden, ya Allah'a binlerce şükür ki bizim dönemde bu yollar bu şekilde yapıldı. Giderken de öyle istiyoruz. Antalya'da da bir tamamlanması noktasında ben ilçemin adına talep etmiş olayım. Tekrar hoş geldiniz, sefana getirdiniz. Bu festival oluşmasında başta kaymakamımız olmak üzere Sahra Palma ve bütün emeği geçen personelimize, Altınözü hemşehrilerimize sevgilerimi, saygılarımı, teşekkürlerimi arz ediyorum. Hoş geldiniz, sefana getirdiniz. Saygıdeğer milletvekillerim, değerli belediye başkanlarımız, il başkanımız, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, kıymetli misafirler, hoş geldiniz. Bugün Altınözü'nde temsil hasat yaptık. Hatay'ın zeytinyağının %50'sinden fazlasını üreten, zeytin varlığının %30'undan fazlasına sahip olan Altınözü ilçemizde Ekim ayı hummalı bir çalışmanın olduğu dönem. Sabah 5-6'da patlatlarla, traktör romoklarında teyzeler, amcalar, ablalar bir telaş içerisinde bahçelerine gidip zeytini toplayıp onun yağa dönüşme sürecini takip ederler. Hatay ve zeytinyağı bir arada kullanılsın istiyoruz. Türkiye'deki 170 milyon zeytin ağacından eğer 17 milyonu Hatay'daysa bunun bilinmesi gerekiyordu. Altınözü Zeytinyağı Festivali, Zeytin ve Zeytinyağı Festivali, bir yerde Hatay Festivali. Dördüncü yıldayız, ne mutlu bizlere. Sizlerin destekleriyle inşallah nice yıllar olur. Biz Hatay zeytinyağının, Hatay'ın ekonomisinin önemli bir yer tuttuğunu biliyoruz. İlçemde 120 milyonluk bir ekonomi katma değer üretiyor zeytin ve zeytinyağı. 4000 çiftçi aile bizzat desteklemek için başvuruyor. Bu sene yok yılı ama bu sene de rekorda. İlçen yıl sayın vekillerim Hatay'da 25 bin tondu. Bunun 12.500'ü yarısı yine 600'üydü. Bu sene beklenen 15 bin ton. Bunun yine 7.000-7.500'ü 600'ü diye bekleniyor. Bereketli olsun diyoruz. Altınözü'ne emekleriniz için. Altınözü'ne yüz dönük olan herkese teşekkür ediyorum. Bizleri kırmaya buraya kadar geldiği için Türk Yemek Uzmanı, Hatay'ın gastronomi şehri olmasında yazmış olduğum makalelerle destek olan Sarap Soy Hanımefendi'ye teşekkür ediyorum. Bu da kendileri de konuşacak. Ben sayın vekillerimiz birkaç kere gelsin. Son olarak sizinle final yapalım diyorum. İsmet Bey. Çok güzel bir selamlar.
Evet, sevgili Altın Özlü kardeşlerim, saygıdeğer milletvekillerim, kaymakamım, ilçe başkanlarım, Ziraat Odası Başkanımız, sevgili il başkanım, ismini sayamadığım, unuttuğum varsa sevgili dostlarım, hepinizi bu güzel anlamlı günde sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. Hatay'ımız zor günler geçiriyor. Bir yandan terör, bir taraftan yangınlar. Fakat güzelliklerle karşı karşıyayız. Altın özümüzün zeytinini, zeytinyağını markalaştırmak adına çaba sarf eden bütün altın özlü kardeşlerimi canı yürekten kutluyorum. Dördüncüsünü kutladığımız bu festivalde emeği geçen kaymakamımıza, belediye başkanımıza ve huzurunuzda şunu söylüyorum. Çalışan her kimse, partisi ne olursa olsun, seçilmiş insanlar seçildikten sonra bir tek gayesi olacak, ilçeme, ilime ne yapabilirim diye. Ben gönül huzurunuzda söylüyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milletvekiliyim. Ama Altınözlü, belediye başkanımızın çalışan, gayretli, iyi niyetli, herkesi kucaklayan bir kardeşimiz olduğunu huzurunuzda beyan ediyorum. Bizler Hatay'ın seçilmiş milletvekilleri, mevzubahis Hatay'sa gerisi teferruattır diyebilen kardeşlerimiz, Lütfü kardeşim burada, Abdülkadir kardeşim, Hüseyin kardeşim, bizler yüreği Hatay için yanan, çırpınan insanlarız. Bu güzelliklerin devam etmesini, atın özümüzün, zeytinliğin ve zeytinyağının dünya çapında bir marka olmasını temenni ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hasat olmaktan bir peşinden yetmiyor mu? Evet, kalem yükseliyor. Artık altın üzerindeki bu zeytin tankını bence ilçemizin sırlarını çoktan açtık. Eğer kabul ederseniz altın üzü zeytinin tankını demeyelim buna, Hatay'ın zeytinin tankını diye bence yakışır. Bugün burada Kırkan'daki zeytin hasadı, Reyhan'daki zeytin hasadı ve diğer ilçelerimizdeki zeytin hasadını da sembolik olarak. Sayın Hekim, Hatay'ın festivali diye söylemiştim. Hatay'ın festivali. Evet. Artık sayenizde buradaki çiftçilerimizin sayesinde, Sayın Belediye Başkanımızın, Ziraat Odası Başkanımızın ve Kaymakamımızın sayesinde gerçekten Altınözlü zeytinin tanıtımı çok iyi bir noktaya geldi. Pandemi sürecinden dolayı bu yıl bu işi bir festival coşkusuyla geçiremedik. Ben inanıyorum ki pandemi olmasaydı bugün şu saatlerde başlayan çok görkemli bir festival birlikte beraber olacak. İnşallah pandemi problemi biter. Biz yine altın özünde Hatay'ın zeytin hasadının ve Hatay'ın zeytinin tanıtımı noktasında festivallerimizi devam ettiniz. Buradan inşallah ulusal bir marka da çıkartmak hepimizin hedefi, gayesi. Ege'de çıkıyor, Akdeniz'in çeşitli bölgelerinde çıkıyor. Böylesine güzel bir zeytin bence güzel, ulusal bir markayı hak ediyor diye düşünüyorum. Burada da tabii iş bizlere ve işletmeci ve çiftçilerimize düşüyor. İnşallah el birliğiyle hep beraber zeytinimizin markalaşması noktasında da adımlar atarız. Sen belediye başkanımız ifade etti. Biz çalışmalarını yakinen takip ediyoruz. Hem Sayın Kaymakamımızın hem Sayın Belediye Başkanımızın ikisinin çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Altınözü çok güzel bir şehir haline gün ve gün gelmeye başladı. Ben verdikleri emeklerden dolayı da çok teşekkür ediyorum sizin huzurunuzda. İnşallah zeytinimizin hasadını bugün temsil olarak yaptık. Bereketli olur diye ifade edeceğim. Ancak bu yıl yok mevsim olduğunu da aynı zamanda biliyorum. İnşallah bereketli olur diyelim. Kaliteli ve ulusal bir markaya kavuşan bir zeytinimizin de olacağı günlerin hasretini bekliyorum diye ifade ediyor. Ve hepinize hayırlı günler diliyorum. Evet, çok değerli hemşehrilerim. Ben de birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ve bereketin sembolü olan zeytinimizin hasadının bereketli geçmesini, kazançlı geçmesini temenni ederek sözlerime başlıyorum. Ve gerçekten her iki milletvekilimize ifade ettiler. Özellikle Sayın Belediye Başkanımıza, Sayın Kaymakamımıza her geçen gün kendi rekorlarını aşarak ortaya koydukları bu vizyoner çalışmalardan ötürü de huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum.
Tabii Sayın Belediye Başkanımızın ifade ettiği çalışmaların hiçbirinde kayıtsız kalmadığımızı, altın özümüzün gelişmesi için, refahı ve huzuru için, konforu için, kardeşlerimizin hem tarımda hem diğer bütün alanlarda gelişebilmeleri için elimizden gelen bütün gayreti hep beraber bütün milletvekillerimizle ortaya koyduğumuzu, huzurlarımızı ifade ediyorum. İnşallah Hatay bu yaşadığı zor günleri daha önce atlattığı gibi yine atlatmasını bilecektir. Atlatıyor ve Hatay'ımıza, Hataylılara verilmek istenen menfur ve menfi mesajlar makez bulmuyor. Hatay inşallah Türkiye gündeminde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hoşgörüyle, birliktelikle, dayanışmayla, kardeşlikle anılmaya devam edecektir. Ve tarımıyla, turizmiyle, endüstrisiyle Türkiye'nin iddialı illerinden bir tanesi olmayı sürdürecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ben tekrar huzurlarımıza, belediye başkanımıza, Kaymakam Bey'e çok teşekkür ediyorum. Hasadımızın bereketli geçmesini temenni ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok değerli altın özü paylaşan değerli milletvekillerimiz, belediye başkanım, değerli kaymakamımız, çok değerli hanımefendi. Ben hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Altın özü ilçemizin, Hatay'ımızın, zeytin hasadının hayırlara vesile olmasını ben Yüce Rabbim'den temenni ediyorum. Çiftçilerimize hayırlı olsun, bol bereketli olsun. Birlik beraberlik içerisinde inşallah biz bu zor günleri atlatacağız. Ama Hatay'da eğer bugün bir birlik beraberlik varsa, burada tüm kardeşlerimize ben teşekkür ediyorum. Bu birlik beraberliği inşallah her zaman sağlamaya devam edeceğiz. Ve bir olduğumuz zaman daha güçlü olacağımıza ben inanıyorum. Belediye başkanımız bir talepte bulundu. Ben bölge milletvekili olarak buna bir cevap vermek istiyorum. Yolla ilgili bir talepte bulundu. Bu yolumuzu inşallah biz elektrik olan kısmını inşallah bitireceğiz. Tüm milletvekillerimizin zaten sözü vardı. Biz bunu hep beraber takip ediyoruz. İnşallah bu yolu 2020 sonunda bitireceğiz. 2021 yılında da inşallah Antakya kadar olan kısmı bitirerek altın özü ilçemize hediye edeceğiz diyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Sağ olun. Değerli milletvekillerimiz, değerli kaymakamım, belediye başkanlarımız. Tabii bu kadar kıymetli konuşmacıdan sonra benim daha söyleyecek sözüm kalmadı. Sezonumuz hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bol bereketli olsun. Daha nice güzel günlerde inşallah pandemiyi de aşarak o coşkulu festivallere kavuşuruz diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Ben de dün gece geldim. Ben de hoş geldim. İlk önce altın özüne gelmeyi şu yüzden de çok istedim. Hatay çok zor günler geçirdi. Çok sıkıntılı günler geçirdi. Hiç hak etmediği kadar çok. Ben de tabii 60 yaş üstü olarak eşim de doktor. Aman hanım öyle gitme çıkma evden diyordu. Yo dedim gideceğim. Mutlaka Hatay'a destek vermek lazım dedim. Mutluyum buraya geldiğim için. Bir kere kendim çok utandım. 22 yıllık yemek yazarıyım ve araştırmacıyım. Hatay'ın bu kadar çok zeytin ve zeytinyağı ürettiğini hiç bilmiyordum. Biliyorum halvalıya bayılıyorum. İşte zeytinyağı geliyor arada sırada bana. Ama hep Ege ön plandaydı. Ve yıllardır Ege'nin asaklarına katılıyordum. Ama bundan sonra ilk işim Hatay'ı, ben Antakya demeyi de çok seviyorum tabii. Altın özünü tanıtmak, zeytininizi ve zeytinyağınızı anlatmak olacak. Ben aynı zamanda Hürriyet Gazetesi yazarıyım. Çeşitli platformlarda ders de veriyorum üniversitelerde. Çok sevindim. İyi ki çağırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Evet, buyurun tadım yapıp daha sonra inşallah zeytin kafesine falan gireceğiz. Buyurun tadım. Hadi şimdi. Altınızı lazım. Canlı yayın bitti. Patlasın. Süt hangisini tavsiye ediyorum? Hepsi aynı değil. Sen de. Şu değil mi? Tatlı lavaşı değil mi? Şu aynı mı? Böyle değil mi abi? Yapma attın mı? Nerede şu tank bize başkan? Arkada duruyorsun.